Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi Can Atalay YSK'ya başvurduğunda temiz kağıdı almış ve Hatay'dan Hatay halkının iradesiyle milletvekili seçilmiştir. Can Atalay'ın milletvekili seçildiği mecliste de kabul edilmiş ve meclisteki oylamada oy birliğiyle kendisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun bir üyesi olmuştur. Ama sonrasında Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hukuku ve anayasayı çiğneyerek Anayasa Mahkemesi kararlarını görmezden gelerek Can Atalay'ın tahliye edilmesiyle ilgili gerekli işlemleri yapmadığını ve Can Atalay'ın fiilen cezaevinde tutulduğuna tanık olduk. Sonrasında Yargıtay'ın kararı meclisin genel kurulunda Meclis Başkanlığı tezkeresi olarak aslında olmaması gerektiği bir biçimde, hukuksuz bir biçimde okutularak Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmeye çalışıldı. Oysa o işlemde yok hükmündeydi ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının okutulmasının hukuksuz olduğunu, yok hükmünde olduğunu Dolayısıyla Can Atalay'ın hala milletvekili olduğunu tespit etmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne bir kez daha başvurduk. Ve Anayasa Mahkemesi tekrar karar verdi. Okutma işleminin yok hükmünde olduğunu, Can Atalay'ın milletvekili olduğunu ve yapılan işlemin anayasaya aykırı olduğunu bir kez daha tespit etti. Şu haliyle Can Atalay milletvekilidir. Milletvekilliği düşmemiştir ve Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararından söylüyorum. De facto bir biçimde fiilen cezaevinde tutulduğu için milletvekilliği görevini yapamamaktadır. Meclisin bir üyesi, 600 vekilinden bir vekili ve herkes kadar bu milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili şu anda fiilen cezaevinde tutulmaktadır. Cezaevinde tutulmasının altında herhangi bir hukuki dayanak söz konusu değildir. Şu halde biz Can Atalay'ın burada bir karar okutularak milletvekiliye düşürüldüğüne göre Anayasa Mahkemesi kararının da yine meclis genel kurula sunulmasını talep ediyoruz. Aynı işlemin tekraren yapılması, Can Atalay'ın milletvekili olduğunun tekrar tespit edilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararının meclise sunulması ayrıca da Can Atalay'ın Özük hakları ile ilgili işlemlerin ivedilikle başlatılmasını talep ediyoruz. Meclis Başkanı, meclisimizde her bir görev yapan milletvekili ve bir tüzel kişilik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hukuksuzluğa, bu anayasa tanımamaya, bu haksızlığa ve bir üyesinin fiilen cezaevinde tutulmasına daha fazla seyirci kalamaz. Kulaklarını tıkayamaz ve her bir milletvekiline gö düşen görev gelip burada can atalayın özgürlüğüne kavuşması için ve milli iradenin olması gerektiği gibi temsiliyeti için burada görev yapmaktır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz Genel Kurulu İçtüzük 7. madde uyarınca 10 Eylül gününde olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Bu olağanüstü toplantı talebimizi Meclis Başkanlığımıza ilettik. Sayın Meclis Başkanımızdan randevu da talep ettik. Kendisinin uygun göreceği bir zamanda görüşmeyi de arzu ediyoruz. Ve özellikle de burada açık bir devlet krizi olduğunu görüyoruz. İlk başta bir hukuki tartışma gibiydi. Yargıtay, yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyordu ama bu anayasa krizine dönüştü. Ve şu anda da maalesef bir devlet krizine dönüşmüş durumdadır. Anayasanın bağlayıcılığı orta yerde durduğuna göre, anayasa mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargıyı bağladığına göre, bir yargı kurumu, yargıtay, ben anayasa mahkemesini tanımıyorum diyemez. Ve bir yargı kurumu böylesine anayasal düzene meydan okurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da buna seyirci kalamaz, kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla bu yargı krizinin de, mutlaka görüşülmesi gerekiyor. Ve biz bu toplantı talebimizde, olağanüstü toplantı talebimizde ayrıca mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını ve bu hukuk krizinin, bu devlet krizinin, bu anayasal krizin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması ve çözümü için gerekli adımların atılması için araştırma önergesi sunuyoruz ve araştırma meclis araştırma komisyonu yönü, meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, basında gördük. Meclis Başkanımız da buna benzer bir ifadede bulundu ama daha çok AKP'li ve MHP'li vekillerden eee aldığımız kadarıyla Meclis'in aynı konu ile iki kez olağanüstü toplanamayacağına dönük bir görüş ifade ediyorlar. Bir defa bu görüş baştan sona yanlıştır. Çünkü elimizde iç tüzük var. İç tüzük 7 son derece açık. İç süzük 7 eğer siz üyelerin meclisteki tam sayının 5'te biri kadar imza ile olağanüstü toplantı talebinde bulunursanız meclis başkanı 7 gün içerisinde gereğini yerine getirir diyor. Meclis başkanı değerlendirir demiyor. Meclis başkanı bakar demiyor. Meclis başkanı daha önce böyle bir toplantı yapılmış mı yapılmamış mı diye değerlendirebilir demiyor. Yerine getirir diyor takdiri bir yetkisi yok. Dolayısıyla kendileri anayasa tanımadıkları gibi iç tüzük tanımamaya da devam etmesinler. İç tüzük açıktır. Kendi kafalarına göre ek madde ihdas edemezler. Ama şunun da bir bilinmesini isteriz ki bizim başvurumuz bir önceki başvurumuzdan iki temel noktada ayrılıyor. Birincisi biz ilk başvurumuzu yaptığımızda Sayın Meclis Başkanı'nın Anayasa Mahkemesi kararını resen kendiliğinden genel kurula sunacağını umuyorduk. Kendisinin demokratik kişiliğinden, kendisinin tarafsız davranacağım sözünden bunu bekliyorduk. Ama kendisi Anayasa Mahkemesi kararı yokmuş gibi, hiç olmamış gibi bu kararı okutmadı. Dolayısıyla biz bu başvurumuzda bu kararın genel kurula sunulmasını talep ediyoruz. Çünkü Can Atalay'ın milletvekilinin düşürüldüğü iddiası olan tezkere meclis başkanlığınca genel kurula sunuldu. Dolayısıyla şu anda aynı işlemin bir kez de bu hukuksuzluğu gidermek üzere yapılmasını talep ediyoruz. Diğer bir ayrışan nokta değerli arkadaşlar bir önceki başvurumuzdan bir öncekinde genel görüşme talebimiz olmuştu. Oysa bu kez araştırma önergesi veriyoruz. Neyi araştıracağız? Bu derin yargısal krizi, anayasal krizi, devlet krizini ve bunun çözülmesi için yapılması gereken, atılması gereken adımları konuşacağız. Sayın Meclis Başkanı anımsarsanız demeç vermişti. Bana bir yol söyleyin demişti. Yolu tük yolları tükettik demişti. Orta yerde yerel mahkeme kararı var iken Meclis Başkanı ne yapabilir demişti? İşte sayın başkan bunu yapabilirsiniz. Meclis bunu konuşmak zorunda. Bunu araştırmak zorunda. Atılabilecek adımları düşünmek, tasarlamak zorundayız. Biz yerel mahkeme anayasa mahkemesi kararına uymadı diye, Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararına uymadı diye anayasal devletimizden, anayasamızdan, hukuk devletimizden vazgeçecek değiliz ve yasama organı bir üyesinin fiilen cezaevinde tutulmasına daha fazla sessiz kalamaz meclis başkanını bu konuda göreve davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar bu başvurumuzu Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptık. Bizim imza sayılarımız yeterli ama bilinmesini isterim ki diğer siyasi parti gruplarının ve diğer milletvekillerinin de bir önceki olağanüstü görüşmedeki tutumları aynen devam etmektedir. Kendileri Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması ve milletvekilliği görevine dönmesi için gerekli her tür adımın atılmasında son derece özverili tutum sergilediler ve bundan sonra da özverili tutum sergileyeceklerine bunu Türkiye demokrasisi adına, Türkiye'nin parlamenter demokrasisi adına önemli bir e, mihenk noktası olacağı konusunda kararlılar ve umuyorum ki meclis başkanı anayasaya, iş tüzüğe uygun bir karar verecek ve 10 Eylül'de meclisi toplayacaktır. İşte orada da bütün siyasi partilerin gruplarının Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması için gerekli adımları atacağını, gerekli siyasi duruşu göstereceğini umuyoruz, diliyoruz. Diğer bir nokta arkadaşlar çok kısaca ifade etmek isterim. Harbiyeli teğmenlerin mezuniyet töreninde içtikleri yemin bir tartışma konusu oldu. Bu tartışmayı çok büyütmek düşüncesinde değiliz. Ama Sayın Bakan'ın sözlerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Kendisi bu görüntülerden milletin rahatsız olduğunu söylüyor. Sayın Bakan, yemin törenini hep birlikte izledik. Yeminde layık demokratik cumhuriyete sahip çıkma var. Yeminde şerefiyle askerlik yapmak ve şerefiyle ölmek var. Yeminde cumhuriyete sahip çıkmak var. Bu millet Atatürk'e de, cumhuriyetine de ve cumhuriyetin temel değerlerine de yüzde yüz sahiplenir. Karnınızdan konuşmayın. Açıkça konuşun. Siz neyden rahatsız oldunuz? Layık demokratik cumhuriyetten mi rahatsız oldunuz? Siz cumhuriyet ilkelerinden mi rahatsız oldunuz? Yoksa harbiyelilerin Mustafa Kemal'in askeri izlemesinden mi rahatsız oldunuz? o şanlı üniformayı giyen herkes bilsinler ki elbette ki ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal'in askeridir. Dolayısıyla başkalarının arkasına sığınarak konuşmasın. O, o yemin metninde kimsenin rahatsız olacağı bir şey yoktu. O günün coşkusuyla harbiyelilerin subay olmanın o heyecanıyla yaptıkları bir yemin olarak değerlendirmek gerekir. Ama Şunun da tartışılmasında yarar var arkadaşlar. Resmi yeminden bahsediliyor. Resmi yemin tüm askerlerin üniforma giydikten sonra içtikleri yemindir. Oysa harbiyeliler 2016 yılına kadar geleneksel olarak subaylık yemini içiyorlardı. Yani o söz konusu yemin aslında bir subaylık yemini ve geleneksel olarak 2016'ya kadar bu yemin içiliyordu aynı şekilde kılıçlar sallanarak ve birbirine değdirilerek yapılıyordu. Çünkü kılıç silahlı kuvvetlerde subaylığın simgesidir. Peki 2016'da siz bu yemini niye kaldırdınız? Bunu sormak gerekiyor. Siz subaylık yeminindeki hangi kavramdan rahatsız olduğunuzla 2016'dan sonra harbiyelileri yemin ettirmiyorsunuz? İşte bunu sorgulamak gerekiyor. Harbiyelilerin Cumhuriyete, Cumhuriyet değerlerine, layık demokratik devlete ve Mustafa Kemal'e ve onun devrimlerine bağlılığından rahatsız olacağınıza siz Mustafa Kemal'in askerleri olmayanların 15 Temmuz'da nasıl darbe yaptığına bakın. Sizin o beslediğiniz, büyüttüğünüz, omuzlarına yıldızlar taktığınız, general yaptığınız, onlar general olsun diye vatansever Atatürkçü askerleri tahsiye ettiğinizi anımsayın ve bugünden sonra Mustafa Kemal'in askerlerine saygı duymayı öğrenin. Değerli arkadaşlar, teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle yani aynı değil ayrıntılı iki yönden ayrışıyor. E, tabii Numan Bey orada şunu da söylüyor. Biz henüz başvuruyu görmedik diyor. Olmayan bir başvuru için yorum yapamayacağını da söylüyor. Ama bu yaklaşımında bir yanlış var Sayın Numan Kurtulmuş'un. O da iç tüzük yedinci madde. Çok açık Sayın Meclis Başkanı'na bir takdiri yetki vermiyor. Dolayısıyla onun önüne gelen e, başvuruyu değerlendirmesi ve gereğini iş tüzüklerince yapması beklenir. Teşekkür ederim arkadaşlar.